Karadeniz'in Poyraz reisi Turgay Beşyıldız, olaylı maçın ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye gelebilecek cezaları değerlendirdi. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlamış ve sarı lacivertli ekip, sahadan 3 ila 2'lik üstünlükle ayrılmıştı. Karşılaşma sonunda bildiğiniz gibi sahada karışmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu yaşanan bu ilk olmayan olaylarla ilgili bir değerlendirme yaparak, tüm görüntü, bilgi ve raporlar incelendikten sonra cezaların açıklanacağını duyurdu. Arada özel milli maçlar haftası olması nedeniyle daha detaylı ve daha sağlıklı ve de adaletli karar çıkarmalarına, bu durum zaman açısından iyi bir fırsat oldu sanırım. Konuyla ilgili bazı spor hukukçuları bu durumla ilgili olarak, son hafta oynanan Süper Lig derbisinde Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrasında yaşanan saha olayları nedeniyle, kulüpler, futbolcular, yedek kulübesindekiler, teknik çalışanlar, güvenlik ve diğer kulüp çalışanları belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerini belirtirlerken, bu yaptırımların, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı uyarınca belirleneceğini de hatırlattılar. Futbol disiplin talimatının, saha olayları, başlıklı 52. maddesi uyarınca, stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan seyri içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralların ihlal edilmesi durumunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, PFDK, olaylara sebebiyet veren kulüplere para cezası, saha kapatma ya da seyircisiz oynama cezalarından birini veya birkaçını verebilecektir. Bundan önceki örnek maçlarda, kesilen ceza miktarlarını da göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiğini de, buradan hatırlatalım. Kulüplere verilecek ceza. Bazı Trabzonspor taraftarları müsabaka alanına girdikleri için, Bordo Mavili kulübe para cezası ve 2 ya da 3 maç seyircisiz oynama cezası verileceği tahmin ediliyor. Buna ek olarak, söz konusu talimatların 52. maddesinin devam fıkrası uyarınca olaylara karışan taraftarların bulunduğu blok veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik biletleri belirlenen sayıdaki müsabakada bloke edilebilme ihtimali de bulunuyor. Bu arada sahaya giren ve olaya karışan 12 Bordo Mavili taraftardan 5'i, çıkarıldıkları mahkemede bir ilk yaşanarak tutuklanmaları da, bu ülkede bir ilki yaşatırken, buna sebep olanların konuyla ilgili iki bakanın yaptığı tek taraflı açıklamanın da destek verdiği, üzerine basa basa iddia ediliyor. Bu tutuklamalar Trabzonspor cephesini daha da gererken, Trabzonspor camiası da topyekün ayağa kalkarak, sarı lacivertlilerde en başta İrfancan Eğribayat, Mert Hakan Yandaş olmak üzere, Fırd, Mikey Batshuayi, Osei Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin de, adli makamlar tarafından ifadelerinin alınmasını ve hesap vermelerini istediler ve eklediler, dayak yiyenler tutuklandı. Dayak atmayı başlatanlar ve dayak atanlar serbest, öyle mi?